Kendini böyle perişan etme. Anne, sanırım ben Ayşe'yi göndermekte acele ettim. Babam da Ayşe'nin masum olduğunu düşünüyor. O da şu anda öfkeli. Bu yüzden gerçekleri göremiyor olabilir. Biraz zaman geçsin, o da anlayacaktır. Ayşe'nin nasıl biri olduğunu fark edecektir. Bugün Nimra'yla konuştun mu? O da kararından pişman olacak. Yani onun geri adım atmasını bekleyeceksin. Ben onu herhangi bir şey için zorlayamam ki Haris. O zaman sadece şunu söyle. Eğer Feyzi ile evliliği devam edecekse bizimle bağını koparmak zorunda. Eğer aile bağlarını düşünüyor olsaydı şu anda Feyzi'nin yanında olmazdı. Ayşe'nin evini arayan oldu mu? Onları neden arayacağız ki? Hangi sebeple arayacağız? Bizimle konuşacak yüzleri bile olmamalı. Ayşe. Kızım. Feyzi'yi evlenmeye sen mi zorladın? Evet. Çünkü Nimra Feyzi'yi çok seviyordu. Ayşe, sen ne yaptın kızım? Kendi başını derde sokmuşsun. Ben sadece Feyzi ile Nimra mutlu olsun istedim anne. Hayır kızım. İyi niyetinin cezasını çekiyorsun. Feyzi'nin de senin kadar kusuru var. Hayır anne. Feyzi'nin bunda hiçbir kusuru yok. Onun aşkından haberim yoktu. Ama ben saygısının farkındaydım. Feyzi bana hiçbir zaman saygıda kusur etmedi. Benim için yanlış düşünemez anne. Peki söyler misin? Sen ne düşünüyorsun Haris? Hangi konuda? Haris bak oğlum, kızma ama. Bana öyle geliyor ki birine yaptığın kötülüğün bedelini ödüyor olabilirsin. Yani demek istediğim, Ayla seni her zaman temiz ve saf bir kalple sevdi. Sen de ona hep saygısızlık ettin. Ve senin sevdiğin kişi seni bu kadar üzmekten hiç çekinmedi. Haklı olabilirsin. Belki de Ayla'yı üzdüğüm için cezalandırılıyorum. Ayla hayatının bir parçası olmalı. Ayşe'nin açtığı yaraya Ayla'nın vereceği huzur ilaç olabilir oğlum. İntikam bile olur. Ayşe'nin umurunda bile olmaz anne. Evet, doğru söylüyorsun. Onun gibi kızlar için hiç fark etmez. Ben gece orada kalacağını sanıyordum. Eğer döneceğini bilseydim ben de eve erken dönerdim. Bütün gece ne telefonlarımı açtın ne mesajlara cevap verdin. Nasıl bir yerdeydin ki telefona bakmak bile aklına gelmedi ha? Arkadaşlarla çok koyu sohbete dalmıştık. Saati fark edemedim. Öyle mi? Önceden geceleri evden dışarı çıkmak bile istemezdin. Ben de insanım Kinzi. Benim de arkadaşlarımla vakit geçirmeye hakkım var. Mazhar. Hala aklımdan çıkmıyorsun. Birlikte geçirdiğimiz anlar öyle güzeldi ki. Varlığını hala hissediyorum. Bugün geç kalma Mazhar. Sensiz hayatı düşünemiyorum. Alo? Alo? Ne oldu sana? Bütün gece neredeydin? Kimin yanındaydın? Sen aklını mı kaçırdın? Evet, aklımı kaçırdım. Kaçırdıysan babanın evine git. Arkadaşlarımla birlikteydim dedim. Niye sürekli aynı şeyi soruyorsun? Amacın ne? Bütün geceyi birlikte geçirdiğin kadın az önce seni aradı. Hatta sensiz bir hayatı düşünemediğini söyledi. Bunu kendin öğrendiğin iyi oldu.
Onun adı Sümbül. Ve gerçekten seviyorum. Onunla evleneceğim. Bunu bana nasıl yaparsın sen ha? Buna nasıl cüret edersin? Söylesene, buna izin vermem. Haddini aşmasan iyi olur. Eğer kaldıramayacaksan defol babanın evine. Tercih sana kalmış. Halis nerede? İşe gitti Zahir. Ayşe onu üzdü diye eve mi kapanacaktı? Ruhsuz bir insandan öyle şeyler beklemek çok hata olur. Ben Haris'le konuştum zaten, geleceğini düşünsün. İsterse Ayşe'den boşanabilir veya boşanmayabilir. Ama aileyi mutlaka hayatına dahil etmeli. Allah'tan kork. İki kız annesi olduğun halde böyle düşünüyorsun. Bunun nesi kötü Zahir? Ne o? Kinzi? Gel kızım. Anne. Sana gece yanımda kalmanı söylemiştim. Ama sen beni hiç dinlemiyorsun. Ne oluyor? Otur. Mazhar ikinci evlilik istiyor. Aslında çok uğraştım. Ayşe'nin önünde diz çöküp yalvarabilirdim. O dinimizin hükümlerine çok bağlı olduğunu söylüyor. Ama bunu nasıl inkar eder anlamıyorum. Dinimiz bir erkeğe 4 evlilik hakkı veriyor. Onunla neden konuşamıyorum biliyor musun? Çünkü iznine ihtiyacım var. Eğer sen bunu kabul edersen ben Ayşe'yi kabul ettireceğim. Ayşe benim hayatımda yok. Ya ben? Bana bir şans verir misin? Ayşe'nin yerini aşkımla doldurmama izin verir misin? O kadına ne zamandır bağ var bilmiyorum ama ben bunu yeni öğrendim. Nasıl? Bunu nasıl yapabilir? Bilmiyorum. Eğer evden gitmek istersem gidebileceğimi söyledi. Nasıl cüret eder? Cüret değil bu dürtane. Yüce kudretin adaleti diyelim. İşte bu gördüğün bizim yaptıklarımızın karşılığı, cezamız. Peki Kinzi, sen neden ağlıyorsun? Dinimizde bir erkeğin 4 kez evlenmesi caizdir. Bunu sen mi söylüyorsun baba? Ben söylemiyorum. Az önce annenin söylediği bir şeydi. Sadece hatırlatıyorum. Onun gibi bir adamın şahitliğine dayanıp Ayşe'yi bu evden kovdunuz. Ve bugün o adamın yaptıklarına kendiniz şahit olmak zorunda kalıyorsunuz. Onu unutamıyorum. Onu unut diyen kim sana? Sadece soyadını istiyorum Haris. Ben aşkımla onunla ilgili bütün anıları unutturabilirim sana. Bu da eziyet olur. İnsan birini bu kadar seviyorken başkasına umut vermemeli. Ben söz veriyorum, senin hiçbir şeyinden şikayet etmeyeceğim. Sadece bir kere bana şans ver. Sana olan aşkıma herkes saygı duymak zorunda kalacak. Senin soyadını aldığım zaman artık herkesin gözünde ben saygın biri olacağım. Haris, lütfen. Seni gerçekten çok seviyorum. Artık benden uzak olmana dayanamıyorum Haris.
sadece bir kere. Bir kere bana şans ver. Sana olan aşkıma herkes saygı duymak zorunda kalacak. Alo Ayla, nasılsın? Sami, gerçekten çok mutluyum. O kadar mutluyum ki anlatamam. Çok iyi bir haberim var. O yüzden ilk seninle paylaşmak istiyorum. Neymiş bu iyi haber? Sana defalarca söylemiştim Sami. Ona olan aşkın bir gün amacına ulaşacak demiştim. İşte o gün geldi Sami. Ayla, ne diyorsun sen? Haris teklifimi kabul etti Sami. Artık benim aşkıma inanıyor. Tamam. Madem öyle diyorsun, sana ancak iyi şanslar dilerim. Çok teşekkür ederim Sami. Bunun beni ne kadar mutlu ettiğini anlatamam. Nihayet benim oldu. Aileye neden umut verdin? Sana haber mi verdi? Onunla evleneceğini mi söyledin? Aile çok huzursuz. Bütün sorunlarının sebebi benim. Haris, karı koca arasında mutlaka sorunlar olur. Ama eğer aşkınız gerçekse bütün sorunların üstesinden gelirsiniz. Kimsenin bundan faydalanmasına izin verme. Ayla benim yüzümden çok acı çekti. Sen her şeyi biliyorsun. Bak Haris, o çok yalan söylüyor. Ayla'nın hayatında Fehim diye biri yok. Bu konuda söylediği her şey, hatta babasının onu evlenmeye zorlaması falan sadece koca bir yalandan ibaret. Çok uzun zamandır sana büyük bir tiyatro oynuyor. Bunu nasıl söylersin? Çünkü onun bütün planlarından haberim var. Hiç utanmadın mı? Her şeyi bildiğin halde sustun mu yani? El birliğiyle bütün hayatımı perişan ettiniz. Senin bu kadar zayıf birine dönüşebileceğinden haberim yoktu. O gece senin evinde kalmam için kahveye ne karıştırdın Ayla? Beni elde edebilmek için her türlü sınırı aşabileceğini biliyordum zaten. Ama bu kadar ucuz olacağın aklımın ucuna gelmezdi. Telefonun nerede? Telefonunu ver bana. Fehim'le hemen konuşmak istiyorum. Görelim bakalım. Kimmiş bu adam? Evinde bir erkeğin varlığından çok rahatsız oluyor ama senin bu evde yalnız olmanı sorun etmiyor. Neler söylüyorsun? Yine ne oluyor? Yine biri kafanı karıştırdı değil benim mi? Benim kafamı senden başkası karıştırmadı. Gerçeği biliyorum. Fehim diye biri senin hayatında hiç var olmadı Ayla. Buraya gelmeden babanı aradım. Konuşurken yüzüme bak. Şimdi düşünüyorsundur. Babanın numarasını nereden buldum? Sizin çevrenizden birinin numarasını bulmak hiç zor değil. Babanı arayıp sordum. Fehim kimdir dedim. Öyle birini tanımıyorum dedi. Bana çok ucuz bir oyun oynamışsın. Sen bana, anneme, Ayşe'ye ve diğer birçok insana çok fazla yalan söyledin. Evet söyledim. Yaşayamam diyorum, anlasana. Sen her fırsatta sana olan sevgimi kendi nefretinle aşağıladın. Küstahlığına göz yumarak her gün sınandım ben Haris. Sadece yaşamak istedim. Yaşadın mı peki? Başardın mı? Kendini masum gibi göstererek benim sevgime ulaşamazsın. Benden göreceğin tek şey merhamet olur.
bugün sana söyleyeceklerimi. Daha önce hiç duymadım. Haris! Ben sadece aramızdaki arkadaşlığı sürdürmeye çalıştım. Ama sen arkadaşlığa bile saygı duyamıyorsun. Artık senden sadece nefret ediyorum. Hatta o kadar nefret ediyorum ki seni... Haris! Haris! Beni dinle! Haris, beni dinle! Seni çok seviyorum Haris! Ben seni çok seviyorum! Bugün Nefise'ye telefon ettim. Onunla biraz alay ettim. Neden? Onun ne suçu var ki? Masar annesini dinler miydi? Hatırlarsan bana defalarca anlatmıştın. Damadım annesini değil benim kızımı dinliyor demiştin. Tamam, sen de yeter. Sürekli benimle uğraşıyorsun. Ben gidip Paris'te bir konuşayım. Ne konuda? Ayşe'yi geri getirmesi için. Onu bu eve asla geri getirmez artık. Efendim? Evet, gel. Feyzi Bey sizinle görüşmeye geldi. İçeri al, hemen geliyorum. Peki efendim. Buraya gelmeye nasıl cüret eder? Dürdane. Çocuk benimle konuşmak için geldi. Ona hiçbir şey söylemeyeceksin. Yaşadığımız her şey onun yüzünden olmadı mı? Utanmadan seninle konuşmak mı istiyor? O aynı zamanda bu evin damadı. Bizden o kadar çok saygısızlık gördükten sonra bile buraya gelmesi onun asaletini gösteriyor. Eğer biri ona kötü davranırsa karşısında beni bulur Dürdane. Ama Zahir... Şu işe bak. Baba, özür dilerim, haber vermeden geldim. Yapma oğlum. Yabancıymışız gibi konuşmayalım. Bu evde sana saygısızlık yapıldığına katılıyorum ama senin bu evdeki yerin hala değişmedi. Nimran'ın buraya geldiğimden haberi yok. Çünkü burada kimsenin beni dinlemeyeceğini düşünüyorum. Neden dinlemesinler ki? Ben seni dinleyeceğim. Hadi söyle. Gerçeği söylemek istiyorum. Nimra dışında bu evdeki herkes bu gerçekten habersiz. Oğlum, eğer sen günahsız olduğunu kanıtlasan bile benim fikirlerim değişmeyecek. Benim senden herhangi bir şikayetim, seninle bir sorunum yok. Sen benim oğlumsun, inan bana. Baba, sen gerçeği bilmediğin için böyle konuşuyorsun. Gerçeği öğrendikten sonra da bana aynı şekilde davranırsan senin oğlun olduğuma inanabilirim o zaman. Otur. Hadi otur. Anlat bakalım, nedir o gerçek? Söylediklerime inanacak mısın? Oğlum, gerçek bizi kendisine inandırır zaten. Anlat hadi, dinliyorum. Evet, bütün gerçeği anlatacağım.
Söyleyeceklerime Allah şahittir. Bak oğlum, ben senden bu konuyla ilgili herhangi bir yemin istemiyorum. Baba, bu konuda Ayşe'nin suçu yok. Bana ve Ayşe'ye yöneltilen tüm suçlardan yalnızca ben sorumluyum. Ayşe'nin bu durumdan haberi bile yoktu. Bu demek oluyor ki sen aslında Ayşe'ye... Baba, lütfen. Yanlış bir söz söyleme. Çocukluğumdan beri Ayşe'ye hayranlık duydum. Ona örnek aldım. Neden almayayım? Yetim bir çocuğa güven verdi, saygı gösterdi. Yani benim yerimde kim olsa... Benim yerimde kim olsa ona bağlanırdı zaten. Eğer bu bir hataysa ben hatalıyım. Ayşe'nin ilgisinden ve yakınlığından destek alarak ona sevgi duymaya başladım. Ama inan bana, Allah şahidimdir. Ben bu aşkı herkesten gizleyerek yaşadım. Benim aşkımdan Ayşe'nin bile haberi olmadı. Bu hislerime Allah'tan başka sadece annem şahit olmuştu. O hep benimkinden çok Ayşe'nin mutluluğu için dua eder. Şimdi söyle bana baba. Ayşe bilmediği bir şey için nasıl böyle cezalandırılabilir? Eğer bunlar doğruysa sen neden Nimra ile evlendin? Onda da kötü bir niyetim yoktu. Hatta ben ve annem bu evliliği kabul etmemiştik. Ayşe aşkımdan haberi olmadığı için bunu yapmamı çok istedi. Dostluğumuzun hatırını kullandı. Nimra ile evlenmemi rica etti. Ve gerçekten kabul ettim çünkü Ayşe'nin hatırını kıramazdım. Bu durumda sen sadece Ayşe'nin hatrını kıramadığın için Nimra ile evlendiğini kabul ediyorsun. Nimra'nın herhangi bir değeri yoktu yani. Aşkta başarısız olan insan eğer çok sevilirse, başarısızlığının acısı zamanla azalırmış. Nimra beni o kadar çok seviyor ki Ayşe'ye dua ettim. Benim için aslında çok doğru bir seçim yapmış dedim. Peki, eğer söylediklerin doğruysa bu konuda bize kanıt gösterebilir misin? Ayşe'nin masumiyetine kalbin tanıklık etmiyorsa benim sözlerim işe yaramaz. Yapabiliyorsan inanmamalısın. Ayşe tesettüre girdiğinden beri ne ben onunla göz göze geldim ne de Ayşe bana yüzünü gösterdi. Ben onun için namahremim. Suçlu olduğumun farkındayım. Bana vereceğiniz ceza ne olursa olsun kabul ediyorum. Şimdi ne düşünüyorsun? Eğer doğruyu söylüyorsa, Ayşe neden o gün yemin etmek istemedi baba? Haris, dürüst bir insanın böyle tepki vermesi çok normal. Kendisiyle de, sevdiği kişiyle de böyle bir hesaba girmez. Fakat eğer çok sevdiğin insan seni şok ederse, o durumda bir kenara çekilip şaşkınlığını mı yaşarsın, kendini ispatlamaya mı çalışırsın? Bana kalırsa eğer haklı olsaydı buradan gitmek istemezdi. Eğer isteseydi bunu herkesin önünde söylerdi. Neden orada sessiz kaldı? Neden düşünmüyorsun? O sırada öğrendiği için o büyük gerçeği
kaldırmakta zorlandığı için sessiz kaldı. Çünkü zaten konuşamazdı. Benim oğlum olduğun için çok utanıyorum. Sen de karısını hiçbir şey sormadan yargılayıp suçlayan kötü kocalardan oldun. Baksana! Bunun adı yargısız infazdır oğlum. Büyük bir haksızlık. Nimra senden daha iyi. O kız bütün gerçeği öğrendiği halde Feyzi'nin acısını kendi içinde sakladı ve onu terk etmedi. İkinizi de idare ediyor. İdare ediyor. Ya sen? Sen sadece Ayşe'nin güvenini değil, Nimra'yı da kırıyorsun. Ayşe'nin ilgisinden ve yakınlığından destek alarak ona sevgi duymaya başladım. Ama inan bana, Allah şahidimdir, ben bu aşkı herkesten gizleyerek yaşadım. Benim aşkımdan Ayşe'nin bile haberi olmadı. Bu hislerime Allah'tan başka sadece annem şahit olmuştu. Ayşe bilmediği bir şey için nasıl böyle cezalandırılabilir? Ne o, Haris oğlum? Bu vakitte sen buradan mı geçiyordun? Perişan görünüyorsun. Gel, otur. Gel böyle Haris, gel. Buraya gelmişsin. Kalbinin yükünü hafifletmek için Allah'ın evinden başka nereye gidilir zaten? Ne oldu? Bilmeden öyle büyük bir günah işledim ki, kendi yüzüme bile bakamıyorum. İnsan ne kadar cesur bir varlık. Günah üstüne günah işler ama Allah tek bir tövbe etmesiyle bütün günahlarının silinip gitmesine, kulunun arınmasına izin verir. Peki ya bu günah? Allah'ın affetmediği bir günahsa? Birinin kalbini mi kırdın? Onun kalbini kırdım. Onun zavallı ruhunu paramparça ettim. Şimdi başkasının yüzünde bile beni görse, eminim oturup saatlerce ağlıyordur. Sen ona karşı büyük bir sevgi beslerdin. O sevgiye ne oldu? Onun saf kalbine kara leke bulaştı. Kendini savunamadı. Susmak yerine kendini savunsa, ben öyle çekip gitmesine asla izin vermezdim. Allah'ın adaletine ziyadesiyle güvenen insanlar kendilerini susarak savunmak isterler. Çünkü Allah onları koruyup kolluyor zaten. Sen yaptığın şeyden utanıyor musun? Kendimden utanıyorum demek çok hafif kalıyor.
ondan af dileyebilirsin oğlum. Artık beni asla affetmez. Ona yaptığım şeyden sonra affetmeyi bir kenara bırak. Benim yüzümü bile görmek istemez. Ne yapacağımı bilmiyorum. Evladım, Allah birini korurken sen o kişi hakkında hiçbir fikir ileri süremezsin. Git. Git ve ondan özür dile hadi. O beni geri çevirecek. Bazen sevdiğinin kapısından eli boş dönmek zorunda kalırsın. Ama insan sevdiğinin kapısını çalmakla en azından çalmamanın pişmanlığından kurtulur. Sen bana kulak ver, onun sabrı tükenmeden git ona kalbinden geçeni söyle oğlum. Beni bekleyeceğini hiç sanmıyorum. Hatta benden nefret etmeye başlamıştır. Benim yaptığım şeyi yaşayan insan artık sadece nefret edebilir. Hayır, hayır, öyle şeyler söyleme. Eğer senin pişmanlığını görebilirse seni kabul edebilir. Unutma oğlum. Allah'ın huzurunda şikayet edenler hep başarısız olurlar. Ama sessizlik hep kazanır. Sen onun sessizliğinden şikayet ediyorsun. Demek ki Rabbim onu çok seviyormuş. Namaz kıldıktan sonra git. Allah'ın merhameti seninle olsun. Ya yine de kabul etmezse? En azından git bir dene. Eğer senin bütün çabaların faydasız kalırsa, bunu senin cezan olarak kabul edebilirsin. Bütün gece geçti ama ondan hala bir haber yok. Utanmış olmalı. Buraya geri dönecek cesareti yoktur belki. Ama böyle olmamalıydı Zahir. O Ayşe'nin niyetinden şüphe ettiyse Ayşe de kendini kanıtlayamadı. Mahsar'ın yalan söylediğini ispatlayamadı. Bunun bütün suçunu Haris'e yükleyemezsin. Dua et, dua et ki sağ salim geri dönsün. Bu sefer Sami'nin de ondan haberi yok. Zahir sen... Ferhan'a da telefon etsen. Belki çıkıp oraya gitmiştir. Ayşe'yi evden öyle gönderdiği için özür dilemekle meşguldür. Ayşe onun gözünü o kadar kör etmiş ki belki de kendini affettirmeye çalışıyor. Yeter artık Dürtane, Allah aşkına. Artık bu kötü düşüncelerden vazgeç. Hadi artık ara onu. Belki onlardadır. Lütfen ara hadi. Alo. Senin dostluğun bu muydu Zahir? Ben dostluğumuza güvenerek sana en değerli hazinemi vermiştim. Utanıyorum. Bu yüzden konuşamadım. Senin utanç duymana hiç gerek yok. Çünkü senin utancın kızımın acısını hiç hafifletmiyor. Hadi artık. Haris'i sor ona. Ferhan, Haris senin evinde mi? Haris neden buraya gelsin? Kızıma iftira attıktan sonra buraya gelecek cesareti bulabilir mi? Dün geceden beri onunla iletişim kuramadık. Bu yüzden Dürdane orada olabileceğini düşündü. Dürdane korkmuş olmalı. Haris'in tekrar Ayşe'ye dönebileceğini düşünmüştür. Ona merak etmemesini söyle. Haris buraya gelmedi. Haris tabii ki yaptıklarından utanıyor ve onun için... Orada değil miymiş?
Aman Allah'ım, nereye gitti bu çocuk? Arayan kimdi? Zahir'di. Haris'i soruyordu. Oğullarını niye bize soruyorlar ki? Çok sormak istiyorlarsa kızımızı sorsunlar. Üzüntüsünü, acısını sorsunlar, değil mi? Dün geceden beri eve gitmemiş. Dağıtmaya gitmiştir. Onun gibi huzurunu kendi elleriyle bozanların nasibine ancak serserilik düşer. Sen yine de dua et. Her neredeyse iyi olsun. Benim kızımın hayatını cehenneme çeviren biri için asla dua edemem. Kızımın mutluluğu hala ona bağlı ama. Yanlış bir şey yapar mı diye bizim de düşünmemiz gerekirdi. Yolunu mu kaybettin, kızımızı mı suçlamaya geldin? Yolumu kaybetmiştim. Ama Allah'a şükürler olsun, fazla uzaklaşmadan dönebildim. Senin ailen, özellikle baban seni çok merak etmişler. Onları ara istersen. Arayacağım ama önce Ayşe ile konuşmalıyım. Hangi yüzle konuşacaksın? Hangi dille konuşacaksın? Onu evden kovmak için kullandığın dilinle mi yoksa? Ben bir hata yaptım. Çok büyük bir hata. Özür dilemeye gelmişsin. Özür diliyorsun ama üst üste hatalar yapıyorsun. Sonra Ayşe seni affediyor, onu yine üzmene izin veriyor. Ben Ayşe'yi çok seviyorum. O da bunu biliyor. Bilerek hata yaptığımı düşünmenizi istemem. Bak Haris, insan hata yapabilir. Ama kararları düşünerek almak gerekir. O gün bir şey söylemiş olsaydı ben onun arkasında dururdum. Onu her türlü savunurdum. Ama sessiz kalınca... Eğer kendini kanıtlamak için bir şey demesi gerektiyse, benim kızımın senin gibi zayıf bir desteğe ihtiyacı yok, unutma. Nusret. Hayır baba. Annemin dedikleri doğru. Bütün dünya hatamı yüzüme vursa bile Ayşe'ye verdiğim acıyla kıyaslanamaz. Madem kabul ediyorsun, neden buradasın? Cezanla yüzleş ve bittiğini kabul et artık. Ben cezamı kabullendim anne. Ama eğer ben acı çekiyorsam Ayşe de çekiyordur. İzin ver onunla konuşayım. Nusret. Ne yapıyorsun Haris? Özür beklemiyorum. Özür dilemen gerektiğini kim söyledi? Ama ben özür dilemek istiyorum. Yaptığım hatanın bedelini çok ağır şekilde ödedin. Ne olur Ayşe, hayatıma geri dön. Peki masumiyetimi kanıtlamadan beni götürebilecek misin? Hayatımın en zayıf anında yanlış yolu seçtim. Ne yapayım? Ben de insanım. Ama hiç düşünmedin. Herkesin önünde benden kanıt istedin.
Üstelik ne konuda Haris? Benim haberim bile olmayan bir konuda. O zaman ben de sitem edeyim. Neden o gün Kur'an'a el basmadın? Eğer yapsaydın Masar'ın haksız olduğu ortaya çıkacaktı. Neden yemin etmedin? Çünkü Kur'an bizim kutsal kitabımız. O bize yol göstermek için verildi. Biz onun üstüne yemin edip birbirimizi öyle kandıramayız. Keşke sessiz kalmanın ardındaki niyeti bilseydim Ayşe. Affet beni, hata yaptım. Sana çok güveniyordum Haris. Sanırdım ki herhangi bir sorun olursa eğer dağ gibi arkamda durursun. Ama o gün beni herkesin önünde yalnız bıraktın Haris. Ama ben de yapayalnız kaldım. Lütfen hayatıma geri dön. Haris, Allah erkeklere yetki ve sorumluluk vermiştir. Kadını da erkeğe emanet eder ama yine de ona bir kadının ahlakından şüphe etme hakkını vermez Haris. Senin yaptığın şey çok korkunç bir gerçeği görmemi sağladı doğrusu. Seninle evlendikten sonra senin her şeyim olduğunu düşündüm. Sevdiğin birini bulduğunda hayattaki bütün dileklerinin gerçek olacağına, dünyanın en şanslı insanı olacağına inandım. Haris, senin dostluğunu kazanmak için Allah'a çok dua ettim. Ve kazandıktan sonra minnetimi gösterebilmek için, şükretmek için sadece senin adını andım Haris. Allah bu vesileyle bana önemli bir gerçeği gösterdi. Bu dünyadaki sevgi insanı ömür boyu ayakta tutamaz. Hayır Ayşe. Lütfen öyle söyleme. Artık sensiz hayatı düşünemiyorum bile. Senin aşkınla kendini değiştirebilen biri senin nefretinle karşılaşırsa hayatta kalamaz. Biri bana dedi ki, eğer sevdiğinin kalbinden çıktıysan seni görmezden gelir. Sen beni görmezden gelme Ayşe. Seni çok seviyorum. Peki nasıl unutacağım? O gün senin gözünde ahlaksız olmamak için yemin etmem gerektiğini nasıl unutacağım? Benim aşkım Feyzi'nin aşkına benzemiyor Ayşe. Ben insanım, melek değilim. Yanlış yaptım. Sandım ki sen yapmadıysan yemin ederek bunu ispatlayabilirsin. Evet. Bu düşünceye yenildim. Haris, Feyzi'nin aşkından haberim yoktu benim. Keşke hepimiz onun aşkından habersiz olsaydık. Hepimiz onun masum duygularını olay haline getirdik. Eğer beni affedersen, Feyzi'ye gidip ondan da özür dileyeceğim. Beni affetmezse onunla konuşmanı isteyeceğim. Senin isteklerini geri çevirmiyor. Benimle dalga geçiyorsun. Kendimle geçiyorum. Allah bana senin arkadaşlığını nasip etti. Bense kıymetini bilemedim Ayşe. Bu hayatı yaşamaya hakkım yok artık. Kendimi yok edeceğim. Haris!
Bahsettiğin şeyi yapmak günahtır. Ve bu günahı işlersen Allah seni hiç affetmez. Aşkından şüphe etmek de günahtır. Haris. Ben de seninle geleceğim. Ama beni bir şeye inandır. Bundan sonra benim sevdiğim Haris, karşısına çıkacak herhangi bir sorunda Allah'ın rızasını isteyecek. Bütün zorluklarla yüzleşecek. Allah'ı seven bir insan ölümü de sevgiyle kucaklar. Ama Haris, ölüm dediğin Allah'ın rızasıyla gelir. Dürdane, onunla konuşur musun? Kendini odalara kilitleyerek hiçbir şey elde edemeyecek. Mahzar onun güvenini yıktı Zahir. Onun böyle bir şey yapabileceği aklının ucundan bile geçmezdi. O çocuğun güvenilir biri olmadığını adım gibi biliyordum zaten. Sırf senin inadın yüzünden ona hoşgörü gösteriyordum. Ama benim inadımın sebebi de Kinsey'di. Mahzar'a sonuna kadar güvenirdi. Evlenme sebebinin servetimiz olduğunu bize hiç düşündürtmedi. Her konuda yanıldığını görünce kalbi paramparça oldu. Haris, Haris mi arıyor? Alo. Selamun aleyküm baba. Haris, nereye gittin oğlum? Biliyorsun dün geceden beri evde yoktun. Telefonun bile kapalıydı. Hepimiz ne kadar merak ettik. Haberin var mı senin? Baba, ben Ayşe ile birlikte dönüyorum. Öyle mi? Ciddi misin? Evet. Şu anda benim yanımda. Bizimle birlikte yaşayacak. Hüda Hafız. Haris, önüne bak! Görüyorsun değil mi? Ne kadar kurnaz insanlar. Onları arayıp Haris'ten haberiniz var mı diye soruyorsun. Sonra birden Ayşe ile birlikte geliyorlar. Dürdane, oğlumuzla gelinimizin nihayet eve geri dönecek olmasına sevinmek yerine hala şikayet etmeyi nasıl başarıyorsun? Haris, sanırım kendini Ayşe'nin aşkından asla kurtaramayacak. Bir sihirbaz gibi gözlerini kör etti. O ne yaparsa yapsın, Haris'in gözünde her zaman melek gibi olacak. Yeter artık, yapma. Lütfen yapma şunu. Oğlunun yuvasını yıkacak düşünceler üretmekten vazgeçmek zorundasın. Unutma ki kızlarından birinin yuvası yıkıldı bile. Ve sen ikinci kızının hayatını mahvedecek şeyler yapmaktan bile hiç çekinmiyorsun. Baban bu evde yaşanan her şey için beni suçluyor, biliyor musun? Seninle, Nimra ile Ayşe ile ilgili her şeyde. Her zaman bende kusur buluyor. Anne, ne olur sen canını sıkma. Son zamanlarda olanlar babamı da çok üzdü. Ayşe'nin aniden çıkıp gitmesi, Nimra'nın bizden uzaklaşması ve benim buraya gelmem, evliliğimin bitmesi. Bunlar onun için de kolay değil. Şimdiye kadar Haris'le Ayşe'nin gelmiş olması gerekirdi. Dışarıda gezip eğleniyorlar anlaşılan. Ayşe benim oğlumun iki gözünü birden kör etti. Bu kadar büyük bir olaya rağmen hala onunla birlikte işte. Anne, eğer yanlış anlamıyorsam Mazhar bize Ayşe hakkında yalan söyledi. Benimle evli olmasına rağmen böyle bir konuyu benden uzun süre saklayan bir adam Ayşe hakkında yalan söylemekten çekinmez diye düşünüyorum. Eğer Mahzar onun hakkında yalan söyleseydi Ayşe kendini savunma şansını geri tepmezdi.
Ama o gün öyle bir şey yapmadı. Her şeyi kabul edip teslim oldu. Bilmiyorum. Mazhar'ın söylediği hiçbir şeye inanmıyorum artık. Feyzi'nin Mazhar'ın tüm suçlamalarını kabul ettiğini unutma istersen. Evet ama aynı Feyzi sonradan bize Ayşe'nin masum olduğuna inandırdı anne. Yoksa sen Ayşe'yi mi destekliyorsun? Mazhar'la senin yolunuzu ayıran kişiden bahsediyoruz değil mi? Ben başıma gelen şeyler için Mazhar dışında hiç kimseyi suçlayamam anne. Dürdane, Dürdane. Kötü bir haber var. Haris'le Ayşe kaza geçirmişler. Kalkın hastaneye aman gidelim Allah. Çabuk. Oğlum gidin. İyi miymiş? Bilmiyorum, hadi çabuk olun Haris'e gidiyoruz. Haris'e bir şey mi oldu? Haris, iyisin değil mi oğlum? Nasıl yaralandın söyle. Ben iyiyim anne. Ama o iyi değil. Doktor ne dedi? Beyin kanaması olabilirmiş. Her ihtimali düşünün dedi. Bir şey olmayacak, bir şey olmayacak, merak etme. Allah her şeyi yoluna koyar. Nimra, üzülme bu kadar. Ayşe'ye bir şey olmayacak. Feyze, lütfen beni Ayşe'nin yanına götür. Tamam, hadi gidelim. Durun. Nimra'yla ben gidiyoruz. Sen başka zaman gidersin. Tamam, o zaman siz şoförle birlikte gidin. Çabuk olun. Hayır Feyze, sen de bizimle gelmelisin. Hayır kızım. Feyze'nin oraya gitmesi doğru değil. Zaten perişan olmuşlardır. Onun yüzünden bir şey olmasını istemem. Feyzi de bizimle gelmeli lütfen. Gidelim canım. Doktor. Siz dua edin. Şu an pek umutlu değiliz. Ama eğer Allah isterse her şey mümkündür. Ama doktor, 10 saatten fazla oldu. Yani böyle durumlarda ilk 24 saat çok kritik. Eşinizin uzun süre komada kalmasından korkuyoruz. Gidelim. Mazhar, bak senden rica ediyorum, bunu bir kere daha düşün. Ben yaptığım her şeyi uzun uzun düşünüyorum. O dosya bu eve ait değil mi? Evet, evin tapusu filan. Onları nereye götürüyorsun? Sümbül'e hediye ediyorum. Oğlum sen aklını mı kaçırdın? Bu evi ona mı devrediyorsun? O bütün mal varlığıyla bu eve gelmeye razı olduğunu söylemişken ben niye evi vermeyeyim ki? Hayır. Öyle bir şey yapmana izin vermeyeceğim. Hayatta sahip olduğumuz tek şey bu ev. Burayı başkasına veremezsin. Onun yaşadığı sarayın yanında emin ol bu küçük ev 5 para bile etmez. Peki saraylarda yaşayan bir kadının senin gibi biriyle ne işi var? Orasını bilemem. Bunu ona sor. Belki beni çok seviyordur. Peki bu evi niçin veriyorsun oğlum? Kenzi'nin babasından o kadar para koparınca kadınların parasıyla yaşamayı alışkanlık haline getirdin sen. Utanmaz, ahlaksız, adam ol adam. Sümbül'le evlendiğim zaman anlarsın. O zaman oğlunun ne kadar şanslı biri olduğunu kendin göreceksin. Böyle düşündüğün için sana acıyorum. Nasıl bir erkek kadından para almayı kabul eder? Senin gelinin olduktan sonra böyle söylemeyeceksin. Ona kendini iltifat edeceksin. Mazhar! Mazhar! Nusret. Lütfen Haris'e bir şey söyle. Sabahtan beri bir yudum su bile içmedi. Allah korusun bir şey olacak.
Zahir, sen Haris'i evinize götür. Şunun haline bak. Kaç saattir orada duruyor. Kendini unutmuş gibi, baksana hiç iyi görünmüyor. Hayır Nisret, Haris'in gelmeyeceğini biliyorum. Ayşe'yi bırakmayı kabul etmez. Zahir, Nusret doğru söylüyor. Kızımız daha ne kadar bu şekilde yatacak hiçbirimiz bilmiyoruz. Doktor Ayşe'yi odaya aldı ve Nimra da şu anda yanında. Sen konuş istersen. Yanlış bir şey yapmıyor. Görevini yerine getiriyor. Bırakın yapsın. Allah Ayşe'ye şifa versin. Dua et Feyzi. Dualar insanın kaderini değiştirebilir. Ayşe kimseye kötü bir şey yapmadı. Neden Allah onu böyle bir sınava soktu ki? Allah acil şifa versin. Biliyorum ki gözünü açtığı zaman Allah'a şikayet etmeyecek. Çünkü o da biliyor. İmtihan dürüst insanlar içindir. Ama sevindim. Nimra bana Ayşe ile Haris'in barıştığını söyledi. Haris onu geri götürüyormuş. Onun artık bütün sınavları başarıyla geçtiğini sanıyordum. Ama yanılmışım, yani demek ki bu sınavı da geçirmesi gerekiyormuş. İnşallah. O bu sınavı da başarıyla geçer. Allah merhametini esirgemesin. Bakın, hastanın odasına tek seferde sadece bir kişi girebilir. Biriniz onun yanında kalabilirsiniz. Ama lütfen, eğer siz içerideyken hasta bilincini kaybederse, bir şeyi çok iyi anlamanız gerekiyor. Sabırlı olmanız gerek. Hastanın o durumuyla yüzleşmeye hazır olmanız gerekiyor. Daha önce söylediğim gibi bekleyeceğiz. Belli bir süre geçmeden hiçbir şey diyemeyiz. Yaşama umudu her zaman var elbette. Fakat şunu da bilmelisiniz ki şu anda her ihtimale hazır olmalıyız. Doktor, eğer gerekliyse biz Ayşe'yi herhangi bir yere götürebiliriz. Başka bir hastaneye, hatta yurt dışına. Bakın, eğer öyle bir şey olsaydı bunu size kendim söylerdim zaten. Eşiniz bu hastanede en iyi tedaviyi görüyor. Belki numarasını değiştirmiştir. Ya da dışarıdadır, başka bir şeyle meşguldür. Anne, rica ediyorum, benimle uğraşmayı bırak artık. Ne oluyor sana? Sadece soruyorum oğlum, ne zamandır ulaşamıyorsun? Dün sabahtan beri. Of. Telefon hala kapalı. Bugün evine gittim, orası da kapalıydı. Dua et sadece o kadar olsun. Senin nasibin de kapalı olmasın. Anne, zaten yeterince gerginim, sen de üstüme gelme. Ben bakarım. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Burada mı yaşıyorsunuz hanımefendi? Herhalde yani. Kapıyı açtığıma göre burada yaşıyorum. Ne vardı? Bu evi satın aldım ve yarın akşama kadar çıkmanızı istiyorum. Aklını mı kaçırdın sen? Siz neden sinirleniyorsunuz? Ben bu evin sahibiyim. Bakın, tapusu da bende.
Bu evi sana kim sattı? Sümbül Hanım sattı. Dün satış sözleşmesi imzaladık. Eğer Dubai'ye taşınmış olmasaydı ona sorardık. Bizzat ondan aldım. Ben yarın akşam tekrar geleceğim. Siz de kendinizi ayarlayın. Ailemi buraya taşımam gerek. Görüşürüz. Allah'ım, ben sana söylemedim mi? Ama bir kere bile sözümü dinlemiyorsun. Sen bu yaşta beni evsiz mi bırakacaktın Mazhar? Allah'ım. Allah'ım. Kimseye senin gibi evlat vermesin. Gitti evim. Ben seni bütün kalbimle destekledim. Ama sinsenin tekiymişsin. Haris çok haklıymış. Senin gibi bir insan sevilmeyi hiçbir şekilde hak etmiyor. Kimdi anne? Ayla hala arıyor. Artık babasının yanında yaşayacağını söyledi. Evet ama onu neden böyle azarladın? Onun için kendimi üzdüğüme inanamıyorum. Dedi ki Fehim meselesi aslında yalanmış, hepimizi oynamış. O gece Haris yanında kalsın diye ona bir şey içirmiş. Yani hiçbir konuda yalan söylemekten çekinmemiş. Anne, Haris Ayşe'yi çok ama çok seviyor. Bu yüzden Ayla'nın kurduğu tuzakların hiçbirine düşmedi. Ayşe bu konuda çok şanslı. Haris gibi onu gerçekten seven bir eşi var. Ama kimse, Haris'in kalbi çok kırıldı. Ayşe'yi çok seviyordu ama şimdi kendisi de yıkılıp yerle bir oldu. Ayşe'nin desteğiyle yeniden toparlanır. Sen hiç merak etme. İnşallah Ayşe çok yakında iyileşip eve döner. Ben bugün Nimra ile konuştum. Onu aradın demek. Evet. Çok iyi yapmışsın. Artık yüzünü bile görmek istemediğimiz bir insan yüzünden aile bağlarımız berbat oldu. Ama birbirimize dargın kalmanın anlamı yok. Bu dünyadaki birliktelik kısa süreli ve geçicidir. Ben sonsuz olan için dua ediyordum. Eğer sen yanımda yoksan, orası benim için cennet olur mu? Ben sana demiştim, Allah'ın takdiri asla yanlış olmaz. Senle ben birbirimizi hak ediyoruz. Onun için hayatlarımızı birleştirdik. Beni bir şeye inandır. Bundan sonra benim sevdiğim Haris, karşısına çıkacak herhangi bir sorunda Allah'ın rızasını isteyecek. Bütün zorluklarla yüzleşecek. Haris. Ben Ayşe'nin eşyalarını almaya geldim. Yemek hazır. Yedikten sonra çıkarsın. Ne? Hayır, aç değilim. Hemen gitmek istiyorum. Ayşe gözlerini açtığı zaman karşısında beni görmeli. Oğlum, daha ne zamana kadar onu beklemeye devam edeceksin? Eğer yaşamak kaderinde varsa her an gözlerini açabilir zaten. Daha ne kadar onun yanında bekleyeceksin? Senin de yaşaman gereken bir hayatın var. Böyle perişan olma.
Sen de biliyorsun. Orada ona çok iyi bakılıyor zaten. Onun hiçbir eksiği yok oğlum. Anne, beni çok iyi dinle. Eğer bunu istiyorsan, eğer eski hayatıma geri dönmemi istiyorsan, bu ancak Ayşe ile birlikte eve dönersem mümkün olabilir. Şu anda sağ salim karşında oturuyorsam, bu sadece onun sayesinde. O hep senin oğlun için dua etti. Kendisi için hiçbir şey istemedi. Sayesinde o korkunç kazadan sonra bile ben mucizevi şekilde tek parçayım. Bütün hayatım boyunca Ayşe'nin uyanmasını beklesem bile önemi yok. Yine de onun sevgisinin karşılığını veremem. Şu anda sağ salim karşında oturuyorsam, bu sadece onun sayesinde. O hep senin oğlun için dua etti. Kendisi için hiçbir şey istemedi. Sayesinde. O korkunç kazadan sonra bile ben mucizevi şekilde tek parçayım. Bütün hayatım boyunca Ayşe'nin uyanmasını beklesem bile önemi yok. Yine de onun sevgisinin karşılığını veremem. Benim Mazhar'ın karşısına çıkmam senin için neden bu kadar önemli? Çünkü o bu evin damadı. Ve bu evde damatlara saygı gösterilir. Sen nasıl bir annesin? Oğlunun bütün gece namahremi olan bir kadının yanında olduğunu biliyordum ve... rahat uyuyabildin mi? Her insan ettiğini bulur derler. Eğer sen birine çukur kazıyorsan... bir gün içine sen düşebilirsin. Ayşe. Ben çok fazla hata yaptım kızım. Biliyorum senin kalbini çok kırdım. Seni her zaman kendimden küçük gördüm. Senin inancına, senin... hayatına her zaman gülüp alay ettim. Hatta senin yuvanı yıkmayı düşünüyordum. Keşke bugün yaptıklarım için ne kadar utandığımı sen de görebilseydin. Evet, sonunda ben de hatalarımın farkına varabildim.
Ama sen burada değilsin. Benim sana ihtiyacım var. Uyan kızım. Ayşe, biliyor musun sen benim evimin huzuruydun kızım. Mutluluğuydun, bereketiydin. Uyan kızım. Uyan kızım. Benim evimin sana ihtiyacı var. Benim sana ihtiyacım var. Sana ihtiyacım var Ayşe. Uyan kızım. Uyan. Neden buraya geldin? Seni götürmek için. Seninle gelmek istemiyorum. Seni kendi aşkımdan özgür kılıyorum. Sen git. Ve istediğin hayatı yaşa. Onların hepsi bitti artık Kinzi. Lütfen beni bağışla. Evet biliyorum. Annen telefonda bana her şeyi anlattı. Ama sen bunu çoktan hak etmiştin. Kinzi, ben elimden geleni yapıyorum. Yakında uygun bir ev gördüm. Gidip orayı kiralayacağım. Her şeye yeniden başlayabiliriz. Lütfen benimle gel. Sana yalvarıyorum. Seninle hiçbir yere gitmek istemiyorum. Ve bu benim son kararım. Boşanma evraklarını mahkemeye gönderdim zaten. Yakında sana ihbarı gelir. Kinzi, bak kabul ediyorum. Ben sana ihanet ettim doğru ama sen de beni çok seviyordun. Ben kendimi ihanet ediyordum. Git buradan artık, yoksa annem ya da babam görecek. Benim yanımda sana kötü davranacaklar. Git. Gitmeden önce şunu da sorayım. Ayşe'nin videosunu sen mi sızdırdın? Uzun zamandır bundan şüpheleniyordum. Ama yine de inanmak istememiştim. Bak Mazhar. İşte bu Allah'ın adaleti. Sen Ayşe'nin hayatını karartmaya kalktın. Allah seni evsiz bıraktı. Hadi git buradan.
Ben bu evliliği Allah'ın rızasıyla yaptım. Allah'ın rızasıyla yapılan işlere aile değil, hiç kimse zarar veremez. Hayata geri dön artık Ayşe. Bu dünyada sensiz yaşamak ateşlerin üstünde yürümeye benziyor. Gözlerini bir kere açsan öyle geliyor ki sanki etraftaki her şey sadece senin onları görmeni bekliyor. Uyuduğun yetmez mi? Hadi hayata geri dön artık. Adımı senden duyamadığım zaman kahroluyorum. Hadi bütün acılarını, bütün üzüntülerini bana ver. İnan bana Ayşe. Hiçbir ıstırap bundan büyük değil. Artık seni bu halde görmeye dayanamıyorum Ayşe. Ne olur ağlama artık. Ben senin yerine de yeterince ağladım.
Sen ağlama. Artık mutlulukla sarılacağız. Seninle geri kalan ömrümüzü Allah'ın hükümlerine göre yaşayacağız. Bütün üzüntüler, bütün sorunlar, bütün dertler bizden uzak olacak. Hiç ağlamayacaksın. Ben her zaman senin yanındayım. Her zaman. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.